kullanmayacağız. Mutlu'nun açıklamasında ise... Bu arada Başkan Mutlu'nun açıklaması da hazırmış. Cengiz diyor ki, isterseniz onu da diyor yönetmenimiz verebiliriz. Bir kısaca verelim, verelim. Onun üzerine öyle konuşalım. İki İzmirli'yi kaybettik, iki yurttaşımızı kaybettik. Çok üzgünüz. Bir kentte sadece yağmurda bir yolda yürürken oldu. Affedilecek hiçbir yanı yok. Zaten şu an çalışmaların da başındayız. Bu kazan demeyeceğim, bu cinayetin niçin olduğunu ortaya çıkarmaya çalışıyor insanlar, teknik adamlar. Biz de onu bekliyoruz, niçin olduğunu. Sorumlularının peşine düşeceğiz. Hiçbir zaman da ölen yurttaşlarımızın haklarını aramayı bırakmayacağız. Standartlara çok uymayan, derinlikte yapılmış bir iş gözüküyor. İlk etapta gördüğümüz. Yani söyleyebileceğim o. 80 santim derinlikte olması gereken kabloların gördüğümüz kadarıyla 30 santimde. Ve üzerinde de yeterince bir izolasyon yok gibi görünüyor. Ama tabii ki konunun uzmanları raporlarını hazırlayıp sunduğunda gerçekten bu ihmali kimin yaptığını, nasıl yaptığını ortaya çıkaracaklar. Konak Belediye Başkanı Mutlu'nun açıklamaları böyle. Bu açıklamaların ardından deyim yerindeyse kıyamet koptu. Gülümsemesi üzerine. Şimdi esasında şöyle, içeriye bakarsan, yani söylediklerine esasında söyledikleri baştan aşağı tutarlı, baştan aşağı olayı özetleyen, baştan aşağı da sorumlu bir açıklama. Yani bir işte diyelim o anda mikrofon uzatılan bir yetkilinin veya işte şu an diyelim öyle Konak Belediye Başkanı'nın yapacağı açıklama. Sorun nerede? Sorun şurada. Ya ben Fatih Altaylı'nın kadar üst perdeden yermeyeceğim. Yani o çok üst perdeden yerdi. Öyle yermeyeceğim. Ama sorun nerede biliyor musunuz? Sorun acemilikte. Sorun etrafındaki danışman grubunun böyle veya böyle bu tür olaylarda nasıl bir yol izleyeceğini, nasıl bir yöntem izleyeceğini, nasıl işte şey yapacağını, davranacağını filan olmuş olmasında. Ya bu esasında şu andaki İzmir özelinde konuşuyorum. Diğerlerinden yakından izlemediğim için söyleyeyim. İzmir özelinde konuşuyorum. İzmir özelinde çok işte 19 tane belediye başkanı değişti. Bu hani değişimin adresi gibi İzmir ya. Çoğu da genç siyasetçiler geldi. Öyle diyelim. Ama işte yapmak başka, belediye başkanlığı yapmak başka, belediye başkanı olarak işte davranmak başka. Yani ha diyeceksiniz ki maske mi taksın? Hayır, maske takmasın. Tabii ki doğal olsun. Öyle bir şey yapmasın ama nerede, ne zaman, nasıl konuşacağını, ne yapacağını, ne yapmayacağını da öğrenmesi lazım. İşte siz orada buna kaza diyemeyiz, bu bir cinayet derken esasında kendi söylediğine tebessüm ediyor. Yani tekrar da izleyenler, merak edenler kendi söylediğine tebessüm ediyor. Esasında bu bir doğal tepki. Yani ben buna kaza demem, bu bir cinayet diyor ama bahsettiğiniz olay kaza, cinayet ve iki kişinin ölümüyle sonuçlanmış bir olayla ilgili konuşuyorsunuz. İşte orada gülmemeniz gerekiyor, tebessüm etmemeniz gerekiyor. Ağlamayabilirsiniz. Hatta bir şekilde değilim ki yüzünüze oynamayabilirsiniz. Ama tebessüm de etmeyeceksiniz. Tebessüm ederseniz evet işte o zaman Fatih Altaylı da çıkar, daha o üst perden konuşur, başkaları da bunu eleştirir filan. Yani buradaki Mutlu'nun bundan dolayı tepki almasının esası, bakın içeriye baştan aşağıya doğru şeyler söylüyor. Yani doğru şeylerle ifade ediyor olayı ama yani hiçbir yeri de suçlamadan, hiçbir yerden de şey almadan doğru şekilde ifade ediyor. Fakat söylerken işte mimiklerini kontrol edemediği için ya da ona göre konuşmadığı için de sanki hani iki kişi ölmüş, belediye başkanı da kakara kekiliyle anlatıyor oluyor. İşte o zaman da tepki alıyor. Onun için ben sadece Mutlu'ya da demiyorum. Yani hemen hemen bütün belediye başkanlarına aynı şeyi söylüyorum. Lütfen belediye başkanı olarak
hani sizde bir güç var ya şu anda, mikrofonu da ele alabiliyorsunuz, her yerde her konuyla ilgili yorum yapabiliyorsunuz, isterseniz konuşuyorsunuz, isterseniz konuşmuyorsunuz falan ya. İşte hani böyle veya nerede, ne zaman, nasıl davranacağınızı da ya çevrenizdeki işte danışman grubundan ya da kendiniz bir şekilde bunu öğrenmelisiniz ve öyle yapmalısınız diyorum. Şimdi Çeşme'den bahsedeceğiz. Felaketi yaşayan bir